Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Başkan Muhittin Böceğin de katılımıyla Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de felsefe konulu kongre düzenledi. Ülkemizin 5. büyük kenti, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi, kültür ve sanat şehri Antalya'mız bugün çok önemli bir kongreye ev sahipliği yapıyor. Biz bu şehri yönetirken sizden, sizin görüşlerinizden ilham alıyoruz. Teorisyen olarak sizin görüşlerinizi çok önemsiyoruz. Bu açıdan da Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kurucu ilkelere sahip çıkan, savunan, destekleyen bilim insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Antalya'mıza birçok konuk ağırladık. Ancak bu kadar çok kıymetli bilim ve felsefe insanını bir arada görmüşken neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodox yaklaşım ifadelerini de tartışacağınızı tahmin ediyor ve bu konuda doğru bir çözüme ulaşacağınızı biliyorum. Bu kongre Cumhuriyetimizin 100. yılında iş dünyasını temsil eden bir kurumla, Türkiye Felsefe Kurumu'nun Türkiye'de yaptığı ilk ulusal felsefe kongresi olması özelliğini taşıyor ve Cumhuriyetimizin 100. yılındaki felsefeyle ilgili hem halkımıza farkındalık yaratmak hem de felsefenin 100 yılda nereye geldiğine ilgili bir çalışmalar yapmak anlamında bu kongreyi düzenliyoruz. Türkiye Felsefe Kurumu'nu kurarken felsefeyi üniversitenin 4 duvarının dışına çıkarmak istedik. Bunu başardık. Dünyada yerimizi almış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında Türkiye'de Felsefe Kongresi'nin başarılı geçmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın. Antalya için çalışıyoruz.